Cennet yaratıldığı zaman Allah Celle Celal cenneti yarattı. Cebrail Aleyhisselam'a ben kullarım için bir cennet yarattım, bir gör der. Cebrail Aleyhisselam cenneti görür. Der ki Allah'ım bu güzel cenneti yarattın ya, kullarından bunu duyup da buna gelmeyen kalmaz der. Bu kadar güzel olmaz, kimsenin aklı hayaline gelmeyen güzellikler var der. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Cebrail Aleyhisselam bir daha cennete git der. Bu sefer cennetin etrafına Cenab-ı Hak Celle Celaluhu insanı cennete götürecek amelleri yerleştirir. Beş vakit namaz, oruç, zekat, hac, anaya saygı, babaya saygı. Efendim, yani cennete girmeyi gerektiren ne kadar ibadetler varsa onları cennetin etrafını onlarla kuşattı. Cebrail Aleyhisselam baktı, cennete girmek için bunlara dikkat etmek lazım, öyle mi? Allah'ım dedi, cennete girenlerin sayısı azalmıştır. İlk cennetin güzelliğini gördüğü zaman buraya gelmeyen kalmaz dedi. Ama cennete girmek için yapılması gerekenler namazı bir defa değil, sonuna kadar kılacaksın. Öyle değil mi? Sonuna kadar kılacaksın. Bir namazda bitmiyor iş. Hacca benzemiyor. Haccı ömürde bir defa yaparsın. Ama namaz öyle değildir. Oruç her senedir. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu cehennemi yaratır ve Cebrail Aleyhisselam'a cehennemi gör der. Cehennemi gördüğünde Allah'ım eğer insanlar bu cehennemin bu azap şeklini duyarlarsa, bilirlerse bu cehenneme kimse gelmez der. Sonra cehennemi bir daha gönderir. Bu sefer cehennemin etrafında insanı cehenneme götürecek amelleri yerleştirir. Saz, caz, dans, zina, içki, kumar ne kadar insanı cehenneme götürecek yalanlar, haramlar, günahlar varsa cehennemin etrafını onlarla kuşatır. Cebrail Aleyhisselam bunu gördüğü zaman der ki Allah'ım cehennemden kurtulanların sayısı azalmıştır.